Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Şu simitlerin güzelliğine bakın. Takdir edersiniz. Bugün güzel bir simit tarifi paylaşıyorum sizlerle. 5-5,5 su bardağı un, 1 paket maya, 2 su bardağı da normal içme suyunu ekleyip bunları bir güzel yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra 30 dakika mayalama sürecim var. Fark ettiyseniz henüz tuz atmadım. Bazı ekmek ve hamur işi tariflerinde tuzu bu aşamada attığımız zaman mayalamasını geciktiriyor. Yani daha uzun süre mayalamamız gerekiyor. Ama ben böyle bazen mayaladıktan sonra tuzu ekliyorum. Tat anlamında herhangi bir sıkıntı olmuyor şayet güzel yoğurursanız. Hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi yarım saat sonra güzelce mayalandı. Böyle dışarıdan içe katlamak suretiyle tekrardan bir yoğuruyorum ve bir tatlı kaşığı tuzumu ekleyip birazcık daha yoğuruyorum ki tuz her yere ulaşsın. Daha sonra bunlardan orta boy bir beze, hamur bezesi yapıp köşeye alacağım. Zaten bu süreçte hala aktif olarak mayalama devam edecek. Yani siz bir simiti yaparken bir önceki koyduğunuz bezeyle bir sonraki aldığınız bezenin büyüklüğü aynı olmayacak. Çünkü hala dediğim gibi mayalama süreci devam ediyor. Şöyle dıştan içe katlaya katlaya hep bezeleri de bu şekilde hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi simitimizi hazırladıktan sonra yarı çay bardağı pekmez ve bir çay bardağı suyu karıştırarak önce pekmeze, daha sonra bir çay bardağı da kavrulmuş susamı bulayıp bunu fırın tepsimize alıyoruz. Tüm hamur bezeleri bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu arada fırınımızda 230 dereceye getirip bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar simitlerimizi pişiriyoruz. Pişirme esnasında içerisine bir kap su koyuyoruz ve bu şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz ki daha çıtır güzel bir simitimiz olsun. Toplamda 8 adet kadar çıkıyor bu ölçülerle. Hazırlayıp tüketmek istediğiniz miktarı tükettikten sonra buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa koyabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çocuklarınız için ya da güzel bir kahvaltı için çıkartıp normal oda sıcaklığına geldikten sonra afiyetle servis edebilirsiniz. Dilerseniz tavada birazcık da ısıtabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Biz çok beğendik. Yani evde kendi yapabildiğim şeyleri yapmaya başladıktan sonra dışarıdan artık almıyorum. Simit de bunlara eklendi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok bana